Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Biraz bebeğimin kitaplarından bahsedeceğim. Bulut doğduğu günden beri kitaplarla çok haşır neşir. Öncelikle böyle siyah beyaz kartlarla başladık. Daha sonra yine siyah beyaz kitaplar ve ondan sonra işte bu hareketli kitaplar, hikaye kitapları, işte sesli kitaplar derken Bulut şu anda 1 yaşında, yaklaşık 13,5 aylık. Şöyle bir kütüphanesi var onun. Çok severek kitaplarla ilgileniyor. Gerçekten hiç zorlamadık. Sadece en baştan beri karşısına getirdik. Daha sonrası zaten çorap söküğü gibi gitti. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Bulut'un ilk kartları. Şu V Gallery'nin Art Cards for Baby adlı çalışması. Bundan böyle işte yok çiftlik hayvanları var, işte kuşlar var, işte orman hayvanları var. Birçok çeşidi var. Ben bunu almıştım. Nereden aldım? Şu an net hatırlamıyorum ama aşağı bir yere yazarım. Bu kartın içinde bir beyaz görünümleri var. Bir de arkada siyah zemin üzerine beyaz çalışmaları var. İlgi çekiyor. Bunu böyle çocuğunuzun görebileceği bir yere sabitlediğinizde dakikalarca bunlara bakabiliyor. İkinci olarak şu anda Bulut dediğim gibi 13,5 aylık. En çok ilgisini çekenlerden biri bu İş Bankası yayınlarının hareketli kitapları. Birçok kişiden duymuşsunuzdur bunu. İnanılmaz oyalıyor. Çok fazla bir çeşidimiz yok ama bu 2-3 çeşitle bile yani aylarca Bulut'un oyalandığı oldu. Gece hayvanları biraz tabii zedeledi. Mesela burada bir çit vardı. Onu yırttı, attı. Anneciğim baykuş nerede diye sorduğumda parmağıyla şunu yapıyor ve baykuşu çıkartıyor ve baykuşu gösteriyor. Anneciğim kelebekler nerede dediğim zaman kelebekleri tek tek gösteriyor. Sayfaları çeviriyor. Çevirdiği gibi parmakları şu oynayan yerlere gidiyor. Ve gerçekten bu ince motor becerileri için de çok yararlı. Alışveriş yaparken şuna dikkat edin. Şunların rahat sürülebiliyor olmasına dikkat edin. Sıkılıp kitabı atıveriyor. Sıkılmaması için hepsini tek tek kontrol edin. Hepsi çalışıyor mu? Hepsi rahat çekip ittiriliyor mu? Buna dikkat edin. Burada bizde neler var? Hareketli itfaiye var. Şu en çok dikkatini çekenlerden bir tanesiydi, uzay gemisi. Ya, aa anneciğim penguen nerede? Aa buradaymış falan diye şaşırtıcı ifadelerde bulunarak ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Sesli kitaplara örnek verecek olursam şu Asborn yayınlarının şu serisi işte Farm Sounds, Jungle Sounds, Garden Sounds diye birkaç çeşit kitabı var bu serinin. Şu an elimdeki Farm Sounds, bunda da yine çiftlik hayvanlarının böyle inek sesleri, horoz, işte tavuklar, civcivler ve burada ilginç olan, güzel olan şeylerden bir tanesine bazılarına böyle boyut eklenmiş. O boyutlarda böyle parmaklarıyla dokunup onları hissetmek çok hoşuna gidiyor Bulut'un. Hayvanları tanıması için, sesle, görsellikle tanıması için gerçekten en güzel yayınlardan bir tanesi diyebilirim Asborn yayınlarının. Bunu ben nereden? Keyif Bebesi'nden aldım. Keyif Bebesi böyle güzel, değişik, enteresan kitaplar getiriyor. Onun dışında başka hikaye kitaplarına gelecek olursak henüz Bulut 13,5 aylık ilgisini tamamen çekmiyor. Yani şu anda mesela dünyanın en çok satılan hikaye kitaplarından bir tanesi Aç Tırtıl, Eric Carle'ın. Çok güzel çizimleri var bu arada Eric Carle'ın. Başka bir kitabından daha örnek vereceğim. Tırtıl kalkmış, uyanmış. İşte önce bir tane pazartesi günü kocaman bir elma yemiş. Ondan sonra ertesi gün salı günü iki tane armut yemiş. Bu arada hem sayılar, hem meyveler, hem de renklerle de öğretiyor Eric Carle. Kelebek olma hikayesinden bahseden bu hikayeyi Bulut'un henüz ilgisini çekmiyor. Aralıklı zamanlarla deniyorum ama hala demek ki bu büyük kitaplara henüz daha alışık değiliz. Ama şöyle bir şey var.
Mesela Afacan Maymun Nasıl Yemek Yer diye bir kitap var. Burada annesi ona muzları göstermiş. Muz yer misin? Evet, yerim. Hemen mama sandalyesine oturmuş. Sonra annesi ona muzlarını getirmiş. Maymun şapur şupur şapur şupur yemiş. Bu şekilde anlatırken sanırım maymunu kendisine benzetebiliyor burada. Benzediği için belki de biraz bu onun daha çok dikkatini çekti. Daha çok ilgisini çekti. Bu da bir hikaye kitabı. Bir hikayeden bahsediyor. Aç tırtıldaki gibi olmadı. Çocuklarda şöyle bir durum da var. Yani mesela 2 ay öncesinde ilgisini çekmeyen bir kitap 2 ay sonrasında bir anda ilgisini çekip elinden düşüremez hale gelebiliyor. O yüzden aralıklarla, çok sık olmasa da aralıklarla kitapları tekrar göstermeyi deneyin. Onun dışında kavram kitaplarımız var. Kavram kitaplarında örneğin şu Mikado Yayınları'nın İlk Kelimelerim kitabı serisinden. Burada da mesela işte taşıtlar, yolda giden taşıtlardan bahsediyor. Anneciğim otobüs nerede? Çocuklar otobüse mi binmişler? Parmak. Havada giden araçlar. Burada en çok tabii ki uçağı biliyor. O yüzden her birinde işaret ettiğinde mutlaka o kelimeyi tekrar ediyorum. İşaret ediyor kaykay. Aa çocuk kaykay yapıyor. Bisiklet. Aa kız bisiklete binmiş, bisiklet sürüyor. Bu şekilde anlatıyorum genelde kavram kitaplarını. Şimdi bir tane de yolda bir kitabımız var. Remzi Kitabevi'nin ilk 100 kelime diye bir kitabı. Onu da sipariş ettim. Şimdi gelecek. Onun dışında yine Eric Carle'ın başka örneklerini göstereyim size. Bu da Eric Carle Öğreniyorum Renkler kitabı. Limon. Limon sarıdır. Hemen burada hop 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 açıp buradan sarıyı buluyorum. Mavi kuş. Hemen maviyi arıyoruz burada. Mavi nerede? Aa mavi. Mavi bir kuş diye. Tekrar ediyorum. Şu an bilmiyorum. Yani 1 yaşında renkleri tamamen bilen bebekler belki vardır ama bu işi öğrenmesi için gerçekten çok güzel bir yöntem diye düşünüyorum. Yine Jane Foster'dan bahsetmek istiyorum. Bu ilk 6 ayda siyah beyaz dediğim gibi inanılmaz vaktimizi aldı bu kitap. Her sabah bu ineğe baktık. Mö dedik işte. Her sabah armadillo'yu öğrendik. Ben hayatımda armadillo'yu bilmiyordum ve armadillo'yu bu kitapla öğrendim. 6 ayı dolu dolu boyunca biz bu kitapla vakit geçirdik. 6 aydan sonra yine Jane Foster'ın, bu arada Jane Foster'ın bütün çizimlerimi güzel. Yani ben gerçekten şahsen şu yaşımda şunlara bakmaktan keyif alıyorum. 6 aydan sonra renkli olan bu kitaba geçtik ama Bulut'un hiç ilgisini çekmedi. Yani 6. ay, 7. ay, 8. ay, 9. ay, 10. aya kadar biz bu kitaptan hiçbir şey anlamadık. Hiç bu kitaba bakmadık. Ama son işte 1 yaşına yaklaştığında dediğim gibi aralıklarla denedim. İlgisini çekmeye başladı. Bunda da bu kitaplar da çok güzel. Hem hayvanları hem sayıları öğreten bir kitap. Yine böyle sayılarla artan kitaplardan biri de şu küçük bir bizim Sinem teyzemiz var. Onun bize gelirken getirdiği bir hediyeydi bu. Bu kitapta da böyle işte atıyorum 3 tane uğur böceği, 4 tane örümcek, 5 tane baykuş derken hem hayvanları hem de sayıları sayıcı arttırmayı öğreniyor. Onun dışında şu Eola Yayınları'nın serisi var. Bu mevsimler serisi. Bunun da böyle renkli olması, küçük, taşınabilir olması işimizi bizim kolaylaştırdı. Özellikle seyahatlerde bunları böyle küçük kitapları çantaya atıp işte mesela uçak yolculuğunda, uzun uçak yolculuklarında eline verip böyle tek tek anlattığımız zaman çok ilgisini çekti. Hem böyle küçük olduğu için pratik kullanılıyor hem de o kendi elinde böyle kavrayabildiği için de çok rahatlıkla tutabiliyor ve sıkılmıyor diyebilirim. Ayrıca başka bir serimiz daha var. Çocukların en sevdiği karakterlerden birisi Peppa Pig. Bunun böyle küçük kitaplarını yapmışlar. Küçük bir kütüphane aslında. Burada da böyle Peppa'nın basit basit hikayeleri var. Tanınmış, sevilen bir karakter olması. Hem küçük boyutu hem de böyle basit hikayeleri ve renkli görselleriyle ilgisini çekiyor. Bunları böyle kalın karton olduğu için dişleyebiliyor. Bir şey olmuyor. Bunu ben nereden aldım? Burada yok maalesef. Türkiye'de bu böyle bir şey görmedim ben. Amazon'dan almıştım. Amazon Almanya'dan sanırım. Bir de Macy var. Yine çocukların sevdiği bir karakter Macy.
Genellikle Mason'in bu kitaplarında böyle bir kalabalıklık söz konusu. Bu kalabalıklığın içinde tek tek öğrenebileceği çok şey var. Hem çok renkli, ilgisini çekiyor. Yine kalabalığın içinde bildiklerini tek tek gösterip söylüyor. Bu kalabalığın içinde bildiği şeyleri tanıyıp göstermesi güzel bir şey. Onun dışında bizim başka şu Spot. Spot çocukların en sevdiği karakterlerden biri. O kadar basit, o kadar yalın anlatmışlar ki en çok açıp tekrar tekrar bakmak istediğim kitaplardan birisi Spot. Ben bile çok seviyorum. Spot'un serileri var. Şu an iki çeşidi var. Biri iyi geceler dileyen Spot, biri de çiftliğe giden Spot. Kapakçıklı kitaplar aslında bunlar. Yani şu anda el becerilerinin olması gerçekten önemli. Bu kapakçıklı kitaplar da buna destek oluyor. Anneciğim Spot nerede? Kapının arkasında ne var? Spot Mö'ye bakıyor. Anneciğim pencerenin arkasında ne var? Spot atama bakıyor. Çiçeklerin arkasında ne var? Hemen çiçekler kalkıyor. Arkasından tavşan çıkıyor. O yüzden bu açılan kapaklar çok çabuk deforme olabiliyor. Tek bence kötü yanı bu. Şu andaki bu yaş grubu için bunu böyle açıp kopartabiliyor. Mesela şurada kopan bir tane var. Şu mesela kopmuş, kopartmış. Kapakçıklı kitaplarda da Spotlar favorimiz diyebilirim. Spotları da ben bu arada Amazon'dan aldım. Burada var mı bilmiyorum. Onun dışında bir de bizim ilgimizi çekmeyen, bir fayda görmediğimiz kitap serisi var. Eola Yayınları'nın Şu Vahşi Doğada Yaşam, bu serileri bizim çok ilgimizi çekmedi. Nedeni şu, hani anlatmaya çalıştığım şey vardı ya, işte kolayca açılıp kapanabilen olmasına dikkat edin dediğim. Mesela bunu açıyorum ama geri aynı yerden kapatamıyorum. Buradan kapatmam gerekiyor. Aynı zamanda bu bir kademe daha açılıyor. Şunu açıp kapatmak gerçekten zor bir çocuk için. Dediğim gibi zor olduğu için büyük ihtimalle. Belki bir süre sonra biraz daha büyüyüp el kabiliyeti geliştiği zaman işimize yarayabilir. Şu an için ama bizim ilgimizi çeken bir kitap olmadı. Onun dışında yine İş Bankası serisini, Buradan Ne Geçer kitabı. Bunda da galiba kavramlar çok karmaşık. Mesela işte kum neyle taşınır? Damperli kamyonla. Yani damperli kamyon şu anda 1 yaşında bir bebek için bence biraz fazla. O yüzden bu yepyeni böyle aldığımız gibi burada duruyor. Sonra yine bir diğeri şu kuzucuk şapkasını arıyor. Bu da sanırım biraz renksiz. Yani kapağı bile renksiz. Açtığın zaman içindekiler renksiz. Aslında bu da bir kapakçıklı kitap. Şu anda Bulut'un ilgisini çekmesi gereken bir kitap. Böyle karmaşık anlattığı için, karmaşık çizimleri de olduğu için hiç dikkatini çekmedi. Burası çok fazla karmaşık ve renksiz. Bazı şeyler çok silik. Hikaye biraz çok tekrar ediyor kendisini. O yüzden ilgisini çekmedi. Bundan da yararlanamadık. Dönen tekerlekler var. Yani bunları aslında o kadar çok severek almıştım ki bu kitabı. Petit Carré Yayınları'nın birkaç böyle delikli kitapları var. İşte açıyorsunuz, işte dikkat dikkat, kimse geçmesin. Çünkü ben bir silindir, çok güçlüyüm. Ne yaparım biliyor musunuz? Her şeyi ezip dümdüz ederim. Evet, bir silindirin ne kadar güçlü olduğunu ya da ne işe yaradığını kısaca anlatıyor. Ama silindir şu an Bulut'un dikkatini çekmiyor. Bisiklet işte. Ben hafif, çevik, inceyim. İstersen selimin üzerinde seni bir gezdireyim. Sele. Sele ne? İşte seliyi göstersen de şu anda o sele onun dikkatini çekmiyor. Çok küçük ayrıntılar olarak kalıyor. Sanırım bu da böyle bizim saklayacağımız, belli birkaç ay geçtikten sonra daha çok ilginizi çekecek kitaplardan bir tanesi. Bu delikli kitaplar. Anlamıyla bir de şundan bahsedelim. Şurada bir yine Asborn Yayınları'nın İşte bu dokun hisset kitapları var. İşte dilini gösteriyoruz. Dilini çıkartıp taklit yapmaya başladı şu aralar. Parmaklar yine parlak bir şekilde. Derken bunda da böyle yine görsel ve dokunsal olarak yararlandığımız kitaplardan biri Asborn Yayınları'nın. Bunu da Keyif Bebesi'nden aldım. Bizim kitap serimiz bu kadar. Yani şimdilik bahsetmek istediklerim, özellikle bahsetmek istediklerim bunlardı. Videonun altına bizim en çok böyle hoşumuza giden, ilgimizi çeken kitapların listesini yazacağım. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Bu arada
siz ne kadar onun karşısında oturup kitap okursanız emin olun o da kitaplara o kadar çok ilgi gösteriyor. Bu arada kitaba yaptığınız yatırımlar için kesinlikle üzülmeyin. Türkiye'de kitabı eline alıp kitaba dokunamayan o kadar çok çocuk var ki şu an bu bence Bulut için çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir lüks onun için. O yüzden kitaba yaptığınız yatırıma asla ve asla üzülmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım azıcık da olsa size yardımım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hepinize sevgiler.